Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Teknohayat bölümüne daha hoş geldiniz. Hayatımızı kolaylaştıran pek çok teknolojiyi bu bölümde hep birlikte keşfedeceğiz. Peki bu bölümde hangi yeni nesil teknolojiler yer alıyor değil mi? Hemen sizler için kısaca özetlemek istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Bu bölümün yıldızı, göstereyim kendisini, Apple Vision Pro. Kısa bir süre önce sadece ABD'de satışa çıktı ve elimize ulaştı. Biz de dedik ki hemen izleyicilerimizle uzamsal bilgisayar olarak ifade edilen Apple Vision Pro'yu inceleyelim. Şimdiden şunu söyleyebilirim, gerçekten bambaşka bir deneyim sunuyor. Birazdan hep birlikte yakından inceleyeceğiz. Eminim sizin de çok dikkatinizi çekecek. Apple Vision Pro'ya geçmeden önce geçen hafta teknoloji dünyasında neler oldu? Hep birlikte isterseniz gelin bir göz atalım. Robotlar artık her yerde ve her alanda olmaya devam ediyor. Şimdi de oje sürme işini robotlar almaya başladı. Nimble adındaki yeni cihaza parmaklarınızı yerleştiriyorsunuz. Oje renginizi seçiyorsunuz ve gerisini robota bırakıyorsunuz. Robotun içindeki görüntü tanıma teknolojileri parmaklarınızı ve tırnaklarınızın boyutunu hesaplıyor ve robot kolu buna göre çalıştırıyor. Yarım saatten az bir sürede 10 parmağınızı ojeleri sürüyor. Kadınlar için harika bir icat. Şimdi yine gelecekten bir sahneye gidiyoruz. Jet motorlu giysilerle uçacağımız günler elbet gelecek. Hatta bu yeni konsept yeni spor dallarına dönüşmeye başladı bile. Dünyanın ilk giyilebilir jet yarışı Dubai'de gerçekleştirilecek. İngiliz teknoloji şirketi Gravity Industry işbirliğiyle hayata geçiriliyor bu yarışma. Peki nasıl bir yarışma olacak? Hemen bahsetmek istiyorum. 7 kişiden oluşan yarışmacılar belirlenen 2 nokta arasında zamana karşı yarışacak. Anlaşılan o ki 1050 beygir gücündeki bu özel giysilerle heyecan zirveye çıkacak. Dronların faydasını pek çok alanda görüyoruz. Dronların günlük hayata dokunan yeni bir faydası da çıkmak üzere. Yağmurlu bir havada artık şemsiyeyi elinizde tutmayacaksınız. Nasıl mı olacak? Hemen anlatıyorum. Bir teknoloji meraklısı şemsiyelerle dronları bir araya getirdi. Peki nasıl oldu? Takip özelliğine sahip olan bir drone modeline şemsiye başarıyla monte edildi. Tabii ki söylemesi kolay, üzerinde oldukça uğraşılmış bir icat olarak da söyleyebiliriz. Yağmur yağdığı zaman bu drone'u havalandırıyorsunuz ve drone sizi takip ediyor. Böylelikle şemsiye taşıma derdi ortadan kalkarken iki elinizi de kullanabiliyorsunuz. Örnek olarak mesaj atabilirsiniz veya maillerinizi kontrol edebilirsiniz. İşte günlük hayatı kolaylaştıran teknoloji bu derim. Teknoloji dünyasındaki kısa gelişmeler bu şekildeydi. Gelin isterseniz bölümümüze tüm hızıyla devam edelim. Ve karşınızda son yılların en inovatif ürünü olarak karşımıza çıkan Apple Vision Pro. Sizlerle birlikte Apple'ın merkezine gitmiştik ve ilk lansmanına katılmıştık aslında bu ürünün. Çok heyecan verici bir ürün olduğunu orada da görmüştük. Orada tabii ki biz deneyimleyememiştik. Şimdi ise elimize geçti ve Amerika'da çok kısa bir zaman önce satışa çıktı. Biz de hemen bir şekilde bu modeli edindik, Vision Pro'yu edindik ve hemen stüdyomuza aldık. Şimdi sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Hemen şöyle bir aslında size göstereyim. Bu sırada da bataryasından çıkartayım. Birazdan bu konuya değineceğiz. Ama tabii ki biz öncesinde bir tasarıma bence göz atmamız lazım. Çünkü tasarımsal olarak gerçekten Apple'ın çizgisinin yansıtıldığı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Neden böyle söylüyorum? Öncelikli olarak farklı malzeme tipleri gerçekten tamamen pürüzsüz bir şekilde entegre edilmiş tasarıma. Mesela cam. Cam hemen arkasından alüminyum bir parça var. Sonrasında bir dokuma kumaş var. Ve bu sayede 360 derecelik sanki pürüzsüz bir alan elde edilmiş. Birkaç farklı nokta daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Digital Crown, Apple Watch'larda olan bir aslında yenilikti. Bir kontrol tuşuydu. Vision Pro'da da yer alıyor. Aynı zamanda ana menü tuşu var. Yine o da benzer bir tuş. Ve arkasında da kafa bandını ayarladığınız burada bir yine Digital Crown'a benzer bir kontrol mekanizması var. Bu sayede kafa bandını ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki değinmem gereken başka noktalar da var. Şunu hemen değinmek istiyorum. Sesi nasıl duyacaksınız? İki tane burada bandın sağ ve sol tarafında iki farklı hoparlörü yer alıyor. Bu sayede aslında uzamsal bir ses deneyimine sahip oluyorsunuz. Tabii bu arada şu kelimeyi de açmam lazım. Uzamsal bir bilgisayar olarak geçiyor bu model. Yani bir VR olarak geçmiyor. En azından marka bunu bu şekilde söylemiyor. Uzamsal bir bilgisayar diyor. Yani VR gözlük değil de uzamsal bilgisayar.
Ve şunu söylemem lazım. Diğer VR gözlüklerde en büyük farkı ise joysticksiz bir kontrol sağlıyor. Yani bir kontrolcü yok. Ellerinizi algılıyor ve aslında elleriniz kontrolcü oluyor. Biraz önce ben de bu anonsa başlamadan önce farkındaysanız şu hareketleri yapıyordum. Şimdi birazdan yine hep birlikte göreceğiz. Şu hareketleri yaparak bu cihazı kontrol ediyorsunuz. Şimdi ben biraz da teknik özelliklere geçmek istiyorum. Öncelikli olarak bu modelde 3 farklı ekran yer alıyor. Bu ekranlardan 2 tanesi içeride, yani sol gözde ve sağ gözde. Diğeri ise ön tarafta. Ön taraftaki ekran sizin dışarıyla olan iletişiminizi sağlıyor. Aslında göz kontağınızı kurmanızı sağlıyor. Bu yüzden de bu da farklı bir özellik olarak VR gözlükler dünyasında öne çıkıyor. İçeride ise 4K'dan daha fazla çözünürlüğe sahip olan 2 tane ekran yer alıyor. Bu iki ekranda toplamda 23 milyon piksel yer alıyor. Tabii ki bu modelde gerçekten birçok farklı kamera ve sensör var. Biraz önce bahsettim. Joysticksiz bir kullanım sağlıyor. Aynı zamanda dünyayı ve insanları algılıyor. Ve tabii ki video çekebiliyor, fotoğraf çekebiliyor. Pek çok farklı özelliği var. Peki kaç tane kamera var biliyor musunuz bu modelde? Hemen saymaya başlıyorum. 2 adet yüksek çözünürlüklü ana kamera yer alıyor. Aynı zamanda 6 tane dışarıyı ve yüzleri takip eden kameralar bu modelde bulunuyor. 4 tane gözü takip eden kamera yer alıyor. Bunlar insanların gözüne bakıyor. Yani kullanıcıların gözüne bakıyor. Derinlik algılama sensörü yer alıyor. LiDAR sensörü, yani lazer mesafe algılama sensörü de yine modelde bulunuyor. 4 adet ölçüm sağlayan sensör bulunuyor ki bu da sizin aslında duvarlara veya diğer sabit nesnelere karşı olan yakınlığınızı, uzaklığınızı ölçüyor. Flicker sensörü yer alıyor. Dış kameralardan içeriye gelen, iç ekranlara gelen görüntülerde bir titreme olmuyor ve son olarak da ortam ışığını takip eden bir sensör yer alıyor. Tabii ki bu sensör ve kameralardan bir de gelen veriler var, değil mi? Yani çünkü anlık olarak bu kadar fazla görüntüyü topluyor, veriyi topluyor, sensörlerden gelen veriyi topluyor ve bunları işliyor. İşte bunun için de güçlü bir işlemci olması lazım bu işin arka planında. İki farklı bu iş için geliştirilen chipset yer alıyor. Bunlardan biri M2 adındaki chipset. Diğer chipset ise R1. R1 aslında tamamen bu sensör ve kameralardan gelen görüntüleri işleme üzerine odaklanmış bir chipset olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu chipset 12 milisaniyede tüm gelen verileri işleyip bunları kullanıcılara ulaştırıyor. Deneyim nasıl? Hemen onu göstereyim. Burada bir aslında yer var. Bu yer aslında güç bağlantı noktası. Hep birlikte güç bağlantı noktasına bağlayalım. Hemen bataryası tabii ki var. Özel bir batarya bu arada. Bu bataryayı buraya takıyorsunuz. Mıknatıslı bir tasarım değil. Kilitleme yöntemiyle çalışan bir batarya. Tabii ben bunu takarken şunu da merak ediyorsunuzdur mutlaka. Bu bataryayla bunun süresi ne kadar acaba? Yani kaç saat kullanabiliyorum? Paylaşılan bilgilere göre öyle söyleyeyim. 2 ile 2,5 saat arasında bu modeli tek şarjla kullanabiliyorsunuz. Şimdi hemen bunu bağlayalım. Oldukça basit. Buraya yerleştiriyorsunuz. Sonrasında çeviriyorsunuz ve tık sesini duydunuz. Modelin üzerinde açıp kapatma tuşu yok. O yüzden sadece standby modu var, yani bekleme modu var. Kapatmasını sadece güçten sökerek yapabiliyorsunuz veya açmasını güce takarak yapabiliyorsunuz. Şimdi ve deneyime bence yavaş yavaş geçelim. Şimdi ben takıyorum hemen. Evet, şimdi gözlüğü taktım ve sizin de gördüğünüz gibi karşıma 3 boyutlu bir dünya çıkıyor. Yani dışarıdan gelen görüntülerle dijital dünya, yani bu Vision Pro'nun görüntüsü iç içe geçmiş durumda. Yani ben şu anda hem dışarıyı görebiliyorum hem de Vision Pro'nun içindeki menüyü görebiliyorum. Aslında aşina olduğumuz bir işletim sistemi uygulamaları gibi de bunu söyleyebiliriz. Peki nasıl kontrol ediyoruz? Kontrol etmek biraz önce de söyledim. Joysticksiz bir kontrol sağlıyor. Bakmanız yeterli. Yani ben mesela şu anda tarayıcıya bakıyorum ve tarayıcıya gidiyor. Fotoğraflara bakıyorum, fotoğrafları gidiyor. Notlara bakıyorum, notları gidiyor. Ve bunu yaptıktan sonra sadece şunu yapmanız yeterli. Mesela şu anda ben tarayıcıya bastım ve şu hareketi yaptım gördüğünüz gibi ve uygulama açıldı. Bu kadar basit. Şimdi gelelim karşımıza geldi böyle bir uygulama menüsü. Bunu nasıl kontrol edebiliyoruz? Mesela yan sayfaya böyle geçebiliyoruz. Uygulamaları biraz önce söylediğim gibi açabiliyoruz. Aynı zamanda hemen ekranın sol tarafında siz de şu anda görüyorsunuz. Burada istediğiniz hızlı erişimleri de yine
sağlayabiliyorsunuz. Mesela benim hoşuma şu gitmişti. Mesela şu aşağıda çevreye de bir şey var. Şu anda karşıma pek çok farklı manzara geldi. Yani isterseniz burada işte Yosemite adındaki bir parka gidebilirsiniz. Bir ormanlığa gidebilirsiniz. İsterseniz kendinizi kumsala götürebilirsiniz. İsterseniz Ay'a gidebilirsiniz. İşte tam olarak aslında bu. Gitmek istediğiniz yere bu model sizi götürüyor. Şimdi bu modelin bence diğer özelliklerine bakalım. Biz yine şimdi ana menümüze gelelim. Ana menümüze geldikten sonra şimdi şunu yapalım sizlerle birlikte. Şimdi tarayıcımızı açalım. Açıldı. Hemen bunu ben şöyle seviyorum. Biraz mesela yaklaştıralım. Şu anda neredeyse şu alana kadar geldi. Oldukça yaklaştı. İsterseniz bunu büyütebiliyorsunuz. İsterseniz yaklaştırabiliyorsunuz. Şimdi hemen klavyemizi açalım ve bir web sitesi girelim. Şöyle tutuyorsunuz mesela bunu. Tuttum ve önüme getirdim. Şimdi yazalım hemen. Bir video sitesini açacağız. Bu arada havaya yazıyormuş gibi oluyorsunuz gerçekten. Şu anda aslında havaya yazıyorum ben. Klavye yok. Ama kullanım o kadar kolay ki gerçekten acayip bir şey. Yani bu deneyim benim uzun zamandan beri karşılaştığım en enteresan deneyimlerden bir tanesi. Tabii ki kendi programımızı yazacağız. Teknohayat yazacağız. Bu arada YouTube hesabımıza bütün videolarımız yükleniyor. Sizlere de öneriyorum. Mutlaka bu videoları izleyin. Şimdi Teknohayat'ı hemen buradan aratalım. Ve karşımıza Teknohayat'ın YouTube sayfası gelsin. Şimdi burada mesela bir videomuzu açalım. Evet, şimdi açtık. Ben tabii sesini kısmak istiyorum. Görüyorsunuz. Her şey tamamen sezgisel. Yani havaya dokunarak bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi bunu bir tam ekran yapalım bence. Evet, tam ekran oldu. Şimdi ben bunu dedim ki bu bana çok yakın, değil mi? Ben şimdi bunu biraz uzaklaştırayım. Mesela şu anda bayağı büyük bir oldu. Ekranı da büyütmek istiyorsunuz, değil mi? O zaman yapmanız gereken hemen ekranın köşesine bakmak ve ekranı çekmek. Şu anda mesela ekranı çektim ve karşımda neredeyse bir sinema perdesi kadar devasa bir ekran geldi. Görüyorsunuz siz de. Kocaman bir ekrandan bahsediyoruz. Şimdi şunu yapıyorum ben. Hemen menüler geliyor karşıma. Örnek veriyorum, bir video izliyorum ve not alacağım, değil mi? Hemen notu tuttum. Notlarımı tuttum. Bu tarafa koydum. Şimdi burada da notlarım var. Burada ekranım var. Tabii isterseniz yine buradan notlarınızın boyutunu küçültebilirsiniz. Ve şu anda not almaya hazırım. Evet, klavyede geldi. Mesela diyorum ki İşte Teknohayat'ta konumuz neymiş mesela bizim geçen hafta? Mantarlardan üretilen malzeme. Bunu hemen yazabiliyorum buraya. Tabii ki bunları çeşitlendirebiliyorsunuz. Yani örnek vermek gerekirse bir yerde işte sunum hazırlarken, tabii bunlar da olacak. Sunum hazırlarken diğer yandan notlarınızı alabiliyorsunuz. Veya işte hesaplamalar yapabiliyorsunuz, video izleyebiliyorsunuz. İşte arkadaşlarınızla yazışabiliyorsunuz. Çünkü mesajlar uygulaması da var. Ondan da mutlaka bahsetmekte bence fayda var. Şunları kapatayım, bir önüm temizlensin şöyle bir. Aynı zamanda telefon konuşmaları yapıyorsunuz. Peki telefon konuşmaları nasıl yapacaksınız, değil mi? Görüntülü, yani FaceTime konuşmaları nasıl yapacaksınız? Bunun için de aslında sizin bir karakteriniz oluşturuluyor. Bunun ismi de persona. Sizlerle birlikte persona oluşturalım. Öncelikli olarak size kısa bir video gösteriyor. Ellerinizi algılıyor. Şimdi elimizin içini algılıyor. Şöyle yaptık. Evet, şu anda ellerimizi tanıdı. Şimdi öncelikli olarak Apple Vision Pro'muzu çıkartıyoruz gözümüzden. Çıkarttık. Tutuyoruz şu şekilde. Ağız kapalı bir şekilde gül diyor. Now raise your eyebrows. Kaşlarımızı kaldıralım. Close your eyes for a moment. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Evet, tamamlandı. Şimdi takıyoruz hemen yine Vision Pro'muzu. Yüz tarama işlemlerimiz tamam ve karşımda aslında benim personam var. Bir sanal karakterim var. İşte bu sayede ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? FaceTime görüşmelerinizi arkadaşlarınızla yapabiliyorsunuz. Görünen o ki biz buna alışacağız. Gelecek bu tarafa gidiyor. Bu kesin, bu net. Geleceğin bu tarafa gittiği, yani bu VR gözlüklerine veya işte Vision Pro gibi karma gözlüklerde diyebiliriz. Buna gidiyor iş. Gerçekten harika. Gerçekten harika.
Gördüğünüz gibi Apple Vision Pro bu şekilde. Bu arada bir ağırlığı var tabii ki. 600 gram ile 650 gram arasında değişen bir ağırlığa sahip. Tabii ki bu neredeyse bir tablet bilgisayarı gözünüze koymak gibi bir şey. Evet, daha yeni bir teknoloji tabii ki. Bunun bir ağırlığı var. Zaten önerilen bir kullanma süresi de var. Yani bunu alıp da saatler boyunca kullanmıyorsunuz. Ki ben gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık 20 dakika, 15-20 dakika boyunca taktım ve hafiften bir iz de var galiba anladığım kadarıyla. Ekip arkadaşlarım beni uyardı. Dolayısıyla bu zaten sürekli takılacak bir teknoloji değil. Bu arada çok farklı kullanım alanlarında görüldü. Bazı Vision Pro kullanıcıları esprili bir şekilde farklı kullanım alanlarını kullanıcılara gösterdi. Örnek hemen vereyim sizlere. Mesela araba kullanmak veya karşıdan karşıya geçmek veya spor yapmak gibi farklı kullanım alanları var. Tabii ki bunlar esprili bir şekilde yapılmış. Böyle bir kullanım alanı yok. Daha doğrusu böyle bir kullanım önerilmiyor. Bunu mutlaka söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Apple Vision Pro'nun özellikleri ve deneyimleri bu şekilde. Şu anda Türkiye'de satışta yok. Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılıyor. Bu yüzden de biz buna farklı uygulamalar indiremedik. Tabii ki çok yakın bir zamanda Türkiye'de de satışa mutlaka çıkacaktır. Ve satışa çıkar çıkmaz uygulama mağazası açılacaktır. Farklı uygulamaları yine Vision Pro'ya yükleyerek bakalım ne gibi farklı deneyimler sunuyor. Yine sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bu tip yeni nesil teknolojileri siz de bizlerle keşfetmek için Teknohayat'ı mutlaka takipte kalın. Şimdi ayın bilgisayar sistemi toplamak için İtopya mağazasına geldik ve tabii ki beni Ali karşıladı. Merhaba Ali. Merhaba Ahmet, nasılsın? Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum, teşekkürler. Ali, bu ayki ödevimiz, hemen söyleyeyim sana. Bu ayki ödevimiz yeni nesil oyunları çalıştırabilecek, ekonomikte olan, göreceli tabii ki ama bunlar, ekonomikte olan bir sistem toplamak. Aynen öyle ve bunun bilincinde biz de dersimizi çalışmaya başladık. Öyle mi? Ve sistemimizi çoktan montaja gönderdik bile. Harika, şu an o zaman atölyede toplanıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Birazdan sistemi yanımıza alıp anlatmaya başlayabiliriz. O zaman hemen gidelim, biraz göz atalım nasıl toplanıyor. Sonrasında özellikle hep birlikte dinleyeceğiz. Anlaştık. Buyur. Evet Ali, sistemimiz sıcak sıcak, taze taze atölyeden çıktı ve yanımıza geldi. Aynen öyle ve kullanıma hazır bir şekilde bizi bekliyor şu anda. Evet. Bu sefer farklı bir şey yapalım. Tuş bana biraz uzak. Bu sefer ilk açılışı sen yap. Tamam, çok onarı olurum. İlk defa yapacağım bunu hayatlı bu arada bu seride. Müsaadenle öyleyse. Buyurunuz. Oo, çok güzel. Sistemimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, nasıl bir istek? Heyecanlı hissediyorum gerçekten. İlk defa bu tuşa basan kişi ben olup. Çok adeti güzel. Biraz bozmak beni her ne kadar korkutmuş olsa da sonuçtan fazlasıyla memnunum. Evet, harika bir RGB yine kasamız bizi karşıladı. Şimdi bizim amacımız neydi? Yüksek performansla oyun çalıştırabilen bir bilgisayar sistemiydi. Aynen öyle. PC sistemiydi ve bunu yaptık. Peki nasıl yaptık? Hangi parçalarla yaptık? Hemen anlatayım. Öncelikle hedefimiz hem fiyatı makul bir seviyede tutmak hem de yeni nesil oyunları rahatlıkla oynayabileceğimiz bir sistem toplamaktı. Bunun için yola çıktık. Öncelikli olarak işlemciden başlamak istiyorum. Tabii. İşlemci tarafında Intel'in i5 13400F modelini kullandık. Gayet güzel. Kendisi 10 çekirdekli. Yeni nesil oyunlarda da, yayınlarımızda da, eğer YouTube'a video çekiyorsak, video editlerimizde de bizi fazlasıyla taşıyabilecek güzel işlemcilerden birisi. Ya bizim ileride de bizi üzmez. Model. Kesinlikle. Dilerseniz upgrade edebilirsiniz ama uzun bir süre o upgrade'e ihtiyaç duymayacaksınız. Kesinlikle. Hemen bu işlemcimizi konumlandırdığımız anakartımızdan bahsedeyim. O tarafta da Asus'un Prime H610MK modelini kullandık. DDR4 bir anakart. Üzerinde 2 adet de RAM slotu bulunuyor. Bu RAM slotlarında Corsair'ın 8x2 yani 16 GB totalde Vengeance RAM'leriyle doldurduk. RAM'lerimiz 3200 MHz frekansla çalışıyor. Bu anakartımızın desteklediği bir frekans hızı. Dolayısıyla sistemi tam performansta kullanabileceğiz. Gayet yeterli. Bundan yana herhangi bir endişemiz de olmayacak. Depolama birimi. Evet. Depolama biriminde biliyorsun ki artık M.2 SSD'ler kesinlikle bizim için standart olmaz haline geldi. Burada da Goodrem'in 1TB'lık PX600 modelini kullanmayı tercih ettik. Bu SSD'miz saniyede 5000 MB okuma, 3200 MB da yazma hızları sunuyor bize. Harika.
Bu yüksek okuma yazma hızları da sistemin açılışından, oyunlardaki bekleme ekranlarında, bir dosya aktarım işleminde bile her zaman karşımıza çıkan önemli değerlerden biri. Evet, ve ekran kartı. Aynen öyle. Onu sola sakladın galiba biraz. Aynen, genelde ekran kartını sona saklıyoruz. Evet. Ekran kartı tarafında Asus'un RTX 4070 Dual White OC modelini kullandık. Zaten rengi kasanın içerisinde böyle bir inci tanesi gibi duruyor. Evet, bu görüntü bizim için güzel bir görüntü. RTX 4070 kullanmamız da hem donanımsal anlamda hem yazılımsal anlamda bize fazlasıyla güç katacak. Hemen bunlardan da bahsedebilirim. Tabii. RTX ve DLSS teknolojisine zaten artık bayağı aşinayız ama yine de anlatmakta fayda tabii, var. Tabii. RTX teknolojisi yapay zeka ile içindeki RT çekirdekleri sayesinde yapay zeka ile gerçek zamanlı olarak ışığın hareketlerini hesaplıyor. Yani ışığın bu masanın üzerinden yansıması, odanın içerisinde yayılımı, sudan yansıması veya genel olarak kırılmasını birebir bir şekilde gerçek zamanlı hesaplıyor ve bunu oyunlara veya desteklenme uygulamalara yansıtıyor. Yani gerçek hayata yaklaştırıyor aslında. Aynen öyle. Görüntü anlamında inanılmaz bir görüntü sunuyor bizlere. Evet. DLSS teknolojisi ve 4000 serisiyle birlikte gelen frame generation teknolojileri de yapay zeka ile pikseller oluşturuyor ve bu pikselleri ekranımıza yerleştiriyor bir sonraki görüntüyü tahmin ederek. Bu ne anlama geliyor? Ekranda görüntümüz bozulmuyor ama performans olarak bilgisayarın üzerindeki yükü yapay zekaya geçirdiğimiz için daha iyi bir performans ve FPS değerleri görmüş oluyoruz. Kesinlikle. Yani daha yüksek performansta işte yeni nesil oyunları oynatabiliyor dememizin sebeplerinden birisi de aslında bu teknoloji. Çünkü yeni nesil oyunları rahat bir şekilde oynamamızı sağlayan en önemli faktörlerden birisi bu. Evet, evet. Bir de 4070 olması tabii ki yeni nesil olduğunu bize aslında bu sistemin gösteriyor. Bu da önemli bir avantaj aslında. Kesinlikle. Bununla beraber sadece yazılımsal tarafın değil, birazcık da ekran kartımızın üzerindeki teknolojiden bahsetmemiz lazım. Burada da Asus'un hem aktif hem de pasif soğutma teknolojilerini görüyoruz. Yani ekran kartımızı yük altındayken veya yük altında değilken rahat ve serin bir şekilde çalışmasına olanak sağlıyor. Peki Ali, bir de tabii ki kasa. Yani dışından bahsediyorum. RGB'si evet çok güzel ama gücü falan nasıl peki? Yüksek mi kapasitesi? Hemen ondan da bahsediyorum. Kasamızda Bitfenix'in Ares modelini kullanmayı tercih ettik. Bu kasamız 600 Watt'lık 80 Plus güç kaynağına sahip. Yani bu sistemi beslemek için yeterli gücü bize sunuyor. Evet. Bunun yanı sıra zaten kasamız ön tarafı mesh panel ve içerisinde 4 fanla birlikte geliyor. Evet. RGB fanlar hem şık bir görüntü katacak bize hem de kasanın yapısı hava almaya uygun olduğu için kasamızın genel anlamda serin çalışmasına olanak sağlayacak. Evet, hava akışı gayet iyi gibi aynen duruyor. Öyle. Ali çok teşekkürler. Ben hemen burada bir izleyicilere dönmek istiyorum. Sevgili seyirciler, biz her ay İtopya mağazasında ayın sistemini topluyoruz. Tabii ki bunu kafamıza göre yapmıyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yapıyoruz. Geçen ay bize yeni nesil oyunları çalıştırabilecek uygun fiyatlı bir sistem talebinde bulmuştunuz. Biz de hemen bunu Ali'ye ilettik. Ali de hemen bir hazırlık yaptı, ödevinde çalıştı ve böylesine bir sistemi bizler için topladı. Önümüzdeki ay hangi sistem olacak biz de bilmiyoruz çünkü bunu siz belirliyorsunuz. O yüzden bize sosyal medya üzerinden veya mail üzerinden mutlaka istediğiniz bilgisayar sistemini mutlaka iletin. Taleplerinizi bekliyoruz. Ali çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ahmet. Önümüzdeki ay o zaman yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmeleri. 2024 Dünya Dijital Eğitim Konferansı Çin'de tamamlandı. Etkinlikte yapay zeka ile desteklenen öğretim modelleri dikkat çekti. Dijital eğitimde uluslararası iletişim için üst düzey bir platform oluşturmayı hedefleyen 2024 Dünya Dijital Eğitim Konferansı kısa süre önce Çin'in Şangay kentinde gerçekleşti. Dijital eğitim, uygulama, paylaşım ve yenilik teması altında 3 gün süren etkinlik kapsamında Dünya Dijital Eğitim Birliği kuruldu. Dijital eğitimde kamu hizmetleri sağlayan bir platform olan Çin Akıllı Eğitimi'nin uluslararası versiyonunun lansmanı yapıldı. Bu yılki konferans, öğretmenlerin dijital okuryazarlığı ve yeterliliğinin geliştirilmesi, eğitimde dijitalleşme ve öğrenen bir toplumun inşası, yapay zeka ve dijital etik gibi temel konulara odaklandı. Çin, son yıllarda dünyanın en büyük eğitim ve öğretim kaynak kütüphanesini kurdu. Eğitimde dijitalleşmeye yönelik bir dizi standart ve spesifikasyon yayınladı. Küresel dijital eğitimin geliştirilmesinde öncü bir rol oynadı. Thank you.
İstatistiklere göre Çin, kitlesel çevrim içi açık derslere katılımcıların sayısı açısından dünya çapında birinci sırada yer aldı. Dijital teknolojiler aynı zamanda yaşam boyu eğitimin gelişimini de ilerletiyor. 2023'ün sonu itibariyle Çin'in yaşam boyu eğitim çevrim içi platformuna 1 milyondan fazla çevrim içi kaynak yüklendi. Dünya Dijital Eğitim Konferansı kapsamında Çin'de eğitimin dijitalleşmesi, akıllı cihazların geliştirilmesinde elde edilen başarıları gösteren bir sergi de düzenlendi. Sergide öğretmenin el yazısını ve çizimlerini tanımlayıp yakalayabilen büyük model destekli bir öğretim tahtası büyük ilgi gördü. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz Apple Vision Pro'ya göz attığımız bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi mutlaka sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.